Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili seyirciler. Euro 2024 heyecanı devam ediyor. A milli futbol takımımız Gürcistan karşısındaki 3-1'lik galibiyetinden sonra Portekiz'de oynadığı maçta 3-0 mağlup oldu. Tabii bu mağlubiyet eleştirileri de beraberinde getirdi. Eleştirilerin odağındaysa İtalyan teknik direktör Montella yer alıyor. Bugün bu gündemi değerlendireceğiz. Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi öncelikle çok heyecanlı başlamıştık hepimiz. Milli takımımız da çok heyecanlı başlamıştı ve Gürcistan karşısında 3-1'lik bir galibiyet kazandık. Peki ne oldu da bu durum Portekiz maçında 3-0 mağlubiyetle sonuçlandı ve durumlar tersine döndü? Valla ne değişti? Öncelikle 11 değişti. Ben ilk açılış maçını, yani galibiyetimizle sonlanan Gürcistan maçını televizyondan, Portekiz maçını ise Dortmund'un o Idoya Park stadında tribünden izledim. Maç öncesi kadrolar açıklanmaya böyle yüz tutarken, yani yaklaşırken, ya eyvah Montella kadroyu değiştiriyor. Şimdi kaleci Mert'in ağır sakatlığı var dendi. Oynamadı. Ki Çek Cumhuriyeti maçında da oynar mı oynamaz mı bilemiyoruz. Kabul, başımızda. Arda'nın hafif sakatlığı var. Kesti. İşte yine Kenan kesik. Baktığınız zaman gerekçeli veya gerekçesiz Montella 11'i değiştirmiş. İyi giden, aksamayan, işte rayına oturtan 11'i bozarsanız Portekiz gibi güçlü bir takım da sizi bozuyor. Birinci gerekçe o gibi gözüküyor tabii. İkinci gerekçe, bence bir havalardaydık. Seyirci dahil, ki Almanya'daki Türk seyirciyi ben kutluyorum. Gerçekten her maça büyük ilgi gösteriyorlar. İkinci alternatif ev sahibi pozisyonundalar. Yağmur, fırtına dinlemiyorlar. Güneş dinlemiyorlar. Oraya gidiyorlar. Hı hı. Türkiye'den gidenler var. Sponsorlarla gidenler var. Ama seyirci de böyle. Maçın hani 1-0 kopma skorudur. 1-1'e tamamlarsınız. Oralarda seyirci bir çekildi. Yorgun muydu? Yoksa olayın vahametinin farkına mı varamadı bilemiyorum. Seyirciye ufak bir fatura. Ama tabii asıl faturayı biraz evvelki değişikliklerde ifade ettiğim gibi Montella'ya. Nasıl Gürcü maçında saha içinde oyuncu değiştirmeden takım içindeki değişiklikleriyle Barış Alper'i sağ kenara, işte Hakan Arda'nın yerini değiştirdi. Birini ön libero yaptı, birini on numaraya çekti ki maç öyle ters başlamışlardı. Alkışladıysak Portekiz maçındaki ilgiden sonra da eleştireceğiz. Benim en büyük eleştirim takımın forvetsiz başlamasıydı. Şimdi Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da sol bek dahil her yerde oynadı. En verimli olduğu yerlerde sağ veya sol çizgiler, çünkü içeri penetre ediyor. Ama merkez santrfor değil. Hani kafa vuruşlarında gol atmışlığı da vardır ama bir Cenk Tosun değil. Ama o Beşiktaşlı genç Kılıçsoy, Semih değil. Yani oranın adamı değil. Şimdi elinde varken bu isimleri niye oynatmıyorsun? Yaşlı. Kadroya almasaydın gençleri vardı. Bakın, hiç beğenmediğim halde Fenerbahçe'den Serdar Dursun, ki elemelerde attığı gollerle Türkiye'yi finallere taşımıştır. Serdar Dursun bir alternatif olabilirdi oralarda. Kadroda bile yok. Kadroda olmayanları saymakla bitiremeyiz. Yani hocanın böyle bir santrfor takıntısı var gibime geldi. Onun dışında... Şöyle lafınızı kestim, tabii, ama buyurun. Özellikle Portekiz maçında Türkiye oynadığı defansif savunma oyununda da çok eleştiri aldı. Savunma konusundaki eksiğimiz neydi tam olarak sizce? Genel oyuncu yanlış oyuncular. Mesela şimdi karşısınızda hızlı, çizgiyi kullanabilen, merkez vuruşlar yapabilen 39 yaşına da gelse Cristiano Ronaldo var. Ona Juventus'tan takım arkadaşı Melih'le eşleştirebilirdiniz. Hafif, tatlı, sert. Yani birebir de Ronaldo'yu gayet iyi durdururdu. Son dakikalarda aklımız başımıza geldi. Hocanın tercihi, saygı duyuyorum, şey demiyorum. Ama ilk maçın ilk bölümünde kötü oynayıp ikinci bölümünde kahraman olan stoperlerimiz bence tutmadı. Özellikle o Panathinaikos'ta kiralık olarak oynayan, evet, kardeşimiz. Keza Abdülkerim kardeşimiz. Hani iyi bir tandem havası vermediler. Yani ne tandem oynayabildiler, ne çizgiye yaklaştılar. Bütün adamları kaçırdılar ama işin sırrı orta sahadaydı bence. Orta sahamız şey gibiydi, nasıl söyleyeyim, pişmaniye. Ve biliyoruz da, yani şimdi Bernardo Silva Sule, o su, şu su, bu su, orta sahaya penetre olan çizgide ve ileride oynayıp aşağı yukarı 6-7 orta sahayla oynayan bir takım Portekiz. Bize üstünlük kurduğu yer orta saha evet, mıydı? Evet, siz o bölümde, o bölümü onlara bıraktınız.
Ve hamle üstünlüğü olmayan oyuncularla o kanadı kapatmaya çalıştınız. Mesela yine hiç tutmadığım bir oyuncudur ama mevcut kadrolarda elimizde olan o Salih'le başlayabilirdi ilk maçta olduğu gibi. Ya da ne bileyim Fenerbahçe'de ağır bir sakatlık geçiren orta saha oyuncusu var. Onunla başlayabilirdi. Yani baktığınız zaman oyuncu tercihlerini çok tartışırım. Bir de maç sonrası galiba şey demiş. Oyuncu değişiklikleri üzerine, oyuncu kadrosu üzerine konuşmayalım. Yok konuşalım. Biz seni Montella'mız, canımız, kanımız diye ilk maç sonrası alkışlıyorsak eleştireceğiz de. Ama sadece eleştireceğiz. Yaptığı sahadaki işler nedeniyle eleştireceğiz. Onun dışında Montella'ya çoban falan demeyeceğiz. Çok ayıp, evet, öyle eleştiriler kesinlikle var. Mustafa Sandal sanatçı. Gerçi spor geçmişi azıcık vardır Power FM'de DJ'ken spor haberlerini falan organize eder, okurdu. En azından okurdu. Hani azıcık spor kültürü olması gerekirdi diye düşünüyorum. Fazla topa ağır girmiş. Yani şimdi ondan sonra da Mustafa Varank galiba siyasi eski bakan, teknoloji bakanı. Senin için mi demiş? Biz de buradan Mustafa Varank'a bir mesaj gönderelim. Siz de o eğitimle teknoloji bakanı oluyorsanız Mustafa Sandal da yorum yapar diye bir espri, siyasi espri katalım. Devam edelim programımızı. Tabii şimdi maçtaki en büyük eleştirilerden biri de maçın genç yıldızı Arda Güler'in, evet, 70. dakikada oyuna alınması ve bir diğer yıldız olan Kenan Yıldız'a şans verilmemesi. Kenan'ınki tamamen tercih. İşte biraz evvel dedim ya, zorunluluktan veya tercihten 4 tane oyuncunun yerini değiştirdi. Kaleci Mert'inki de tercih. Ama mesela gol atan moralli Mert Müldür'ü ben hala anlamış değilim. Keza anlamadığım nokta Arda. Deniyor ki sakat. Bak deniyor ki. O zaman 70'te de koymazsın. Koymazsın. Komple dinlendirirsin. Komple. Nasıl Mert, kaleci Mert Günokul, Mahir abinin oğlu. Direkt kestin. Sakat, oynayamaz. Arda'yı da oynatma. Bak o zaman ben senin elini öperim. Ama sen işler kötü gidince hadi Arda Güler sahaya. Yok öyle dava. Motive olamadı. Dünkü idmandaki oralardaydım. Almanya'daydım, daha yeni geldim. Ama oradaki konuda da hani 5'e 2... Evet, sanırım bir yelek alma... Verme muhabbeti, evet, oldu, evet, antrenmanda. Bu da şeyleri getirdi akıllara. Hani Arda Güler ve teknik direktör arasında bir anlaşmazlık mı var? Hayır. Öncelikle söyleyeyim, Arda Güler'le Montella arasında en ufak bir anlaşmazlık yok. Bunun altını kırmızı kalemle çizelim, hatta programımızda bunu karşıya da çekmelerini rica edelim yönetmen kardeşlerimizden. Arda ile Montella'nın arası iyi. Orada pozisyonu iyi ölçmek lazım. Şimdi 5'e 2 top kapma ve Adele'yi zorlayan idmandır. Yani 5 kişi bir tarafta olur, kırmızı takım atıyorum. 2 kişi de beyaz takım olur. O 5'e 2'de ve Adele'yi zorlayan, Arda'nın da kasık sakatlığı olduğu söyleniyor. Zorlamama adına bir 5'e 2 taktik değildir. Yani taktik idmanı da değildir. Oynatmayabilir. Ama burada ne eksikliği doğuyor? Bakın burada Montella'nın zerre günahı yok. Buradan da kriz üretmeye çalışanları esefle kınıyorum. Ama şöyle bir eksiğimiz var. 2002'de, 2008'de şurada burada Can Çobanoğlu gibi ve adını sayamayacağım da onlarca çok başarılı menajer vardı. Sağ içinde bir menajerimiz yok bizim. Teknik direktör var, yardımcı antrenörler var. Tribünde de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi eski futbolcu. Maç sonraları genelde elini masaya vurup işin şov tarafına kaçan Hamit Altıntop var. İşte orada madem Hamit ilgileniyorsun bu işte, sevgili Hamit, giy eşofmanını, çık hocanın yanında. Öyle olduğu zaman gir Arda'nın koluna. Hatta şöyle bacağını göster. Ha burası mıydı falan de. Çünkü seni Türkiye izliyor. Onlarca foto muhabiri, onlarca kamera. Hani burnunu karıştırsan haber olacaksın. O zaman o kuzu verme. Hani şimdi burada tamamen sıkıntı milli takımın o menajer kurulumunun olmayışında. Ve menajer kimliğiyle orada yönetici vasfıyla bulunan as başkan Hamit Altıntop'un eksikliği diye düşünüyorum. Ama Montella ile Arda'nın arasında kavga gürültü yok. Bir sorun yok diyorsunuz. Sosyal medya kavgalarına da kulağımız kapalı. Son olarak şimdi önümüzde bir de Çekya maçı var. Ancak Çekya maçına değinmeden önce siz az önce bu eleştirilmesi gereken konularda tabii ki eleştirilmeli. Evet. Ancak yine de günah keçisi değil dediniz Montella için. Ancak genel hataları, yani sezon başından beri yaptığı hatalar, bir onu da özetleyebilirsek hep birlikte. Şimdi kazanınca alkışlıyoruz, kaybedince eleştireceğiz. Zaten oyuncu kadrosu, yani geniş kadroda
mesela alınmasını beklediğim alternatif isimler vardı. Mesela keşke Fenerbahçe'de İrfan Can'ın yerine keşke Fenerbahçe'de Serdar Dursun alınsaydı. Çünkü İrfan'ın hala sakatlığı var, hala ortalarda yok. Bir ön libero bulamadı. Tandemi kuramadı. Yani baktığın zaman tandemi kuramadı. Tamam, Türkiye'deki tandemlerin %90'ı yabancı oyunculardan oluşuyor. %95 hatta. Haklı. Ama ya Santrfor'da işte Cenk yaşlı. O zaman Cenk'i alma, Serdar'ı al. Serdar'ı alma, Umut Nayır'ı al. Umut Nayır'ı alma. Hani var, sayarım yani sana. 3 tane, 5 tane. Git 2. ligden adam al. Yani İngiltere 2. liginden adam alıyorsun. Yunus. Türkiye 2. liginde de, yani TFF1'de de Türk santrforlar var. Al koy, 10 adam arar olur. Hani orada Monte'yi eleştirebilirim. 11 tercihlerinde zaten eleştirdim. Evet. Ama günün sonunda da Montella benim amiri futbol takımımın, ay yıldızımın, canımın, kanımın teknik direktörü. Çekya maçı öncesi onun moralini yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ha bir konu var, onu atlıyordum. 2002 Dünya Kupası, 2008 yalan söylemeyeyim bir de 2000 Mustafa Denizli'nin gittiği turnuva ilklerden biridir. Bu tip Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarında biliyorsunuz milli takım hep böyle bir ya toplumla ya gazetecilerle bir kapışırlar. Şimdi o kapışma bekleniyordu. Bu Arda Montella suni krizi aslında vesile oldu. Ben olsam federasyon temsilcilerinin yetkililerinin yerinde bilakis körüklerdim. Çocuklara çünkü soyunma odasında diyorsun ki ya bak size eleştirenler var. Çünkü futbolcu da senin benim gibi adam. Hani senin yaşına uygun daha çok adam var. Benim yaşımda adam yok. Bunlar motive oluyorlar. Çünkü futbolcunun ismi lazım diye bir tanesi şey demiş. Maça giderken Mehter Marşı çalınca daha bir motive oluyorum. Yani bu zihniyette olan insanlar. Veriyorsun, topluyorsun onları. Buna Fatih Terim taktiği diyoruz. Topluyorsun. Arkadaşlar bakın sizi ne hale getiriyorlar. Siz koskoca Türk milli takımı futbolcularsınız. Çıkın kendinizi gösterin diyor. İşte bu fırsat geldi. Biraz gazlama. Bu fırsatı bugün açıklamalarla şey yaptık. Hayır değil dedik. Ya bırak zaten hani içinde mahremde soyunma odasında Montella ile Arda'nın sorunu yok. Dışarı varmış gibi yaz. Ya önemli olan ben kazanayım. Yani bunu kullanmalıyız diye düşünüyorum. Ya krizi fırsata çevirmek gerekiyor. Krizi fırsata çevirelim. Şimdi son soruma da gelmiş olayım. Önümüzde bir Çekya maçı var. Peki bu Çekya maçında Türkiye'yi neler bekliyor? Sizce maçın ilerleyişi nasıl olacak? Sonucu nasıl olacak? Türkiye Portekiz yenilgisinden sonra Çekya maçına motive mi? Hazır mı? Vallahi 3 tane bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazdığım gibi köşe yazımda 3 tane ihtimal var. Çekya'ya kaybederim. Portekiz yorulmamak için garantileyen Portekiz Gürcülere bırakır. Bilerek isteyerek değil. Şartlar gerektirir. Elenirsin. Çok yazık olur. Muhakkak eleniyorsun. İkinci ihtimal, grubu ikinci bitiririz. Hollanda, Fransa'ya gideriz. Üçüncü ihtimal, Allah 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 diyoruz. Aman üçüncülükten Allah korusun. İspanya, İngiltere'nin bulunduğu gruba gideriz. Üç tane ihtimal var. Ama Çekya maçını program uzadı. Bir cümleyle bitirmemi istiyorsan ki istemezsin ama. Demir leblebi diyeceğim. O kadar bak Çekya, bence grubun en ters, en deli takımı. Gürcistan falan diyorlardı ama bizim Gürcistan'ı yeneceğimiz zaten belliydi. Aslında sürpriz Çekya olabilir tabii, mi? Tabii yani şimdi oradan bizim bir puanı oynayıp almamız gerekiyor. Artık ne yapar? 7 stoperle mi çıkar? Olmayan 7 stoper tabii. Ona göre mi kurar? Ne yapar eder bilmiyorum. O bir puan bizi İngiltere, İspanya şeyinden de kurtaracak. Cendere, o tam bir cendere ya. İspanya'yı seyrettim bu akşam. Gittiğim ilk akşam. Ya nefes aldırmıyor. O kadar Yamal, iyiler. İngiliz, Edward mı? İngiliz isimli siyahi oyuncu sağdan biri soldan. Ortadan zaten gol atan adamları var. Morata var. Yani şu Real Madrid meşhur Carvajal bile böyle şey takılıyor. Enter takılıyor oralarda dolanıyor. Baba hani şey yapıyor. Ara sıra işte topa girelim. Çünkü çok koşuyor. İnanılmaz bir takım. Yani söyleyeyim bizi bayıltırlar. Dördüncü dakikada biz düşer ölürüz. O yüzden Allah üçüncülükten korusun diyorum. Kondisyon yetmez. Hiç şey etmez. İspanya bence bu turnuvanın da favorisidir açık ara Almanya ile beraber. Biz en iyisi hani Hollanda Fransa'ya gidelim. Orada çünkü Fransa kötü oynuyor. Hollanda da daha oturtamamış takımları. O Gakpo falan var. Onun dışında böyle pek sistem oyuncuları. Belki orada araya bir sıkıştırma yaparız. Onu bekliyorum. Ama Çekya demir leblebi. Oynayacaksın, çıkacaksın. Delikanlı gibi yeneceksin. Bir de hakem Romen. Çok teşekkür ederim. Altını herkes doldursun Romen hakemin. Öyle mi? Teşekkür ediyoruz. Üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, mevcut futbol gündemini değerlendirdik. Milli takımın hem galibiyetlerini hem mağlubiyetini hem de önündeki maçlarda milli takımın neyin beklediğini konuştuk.
teknik direktör hatalarını, doğru yaptığı şeyleri tartıştık. Bugünlük burada noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere.